ben moderatör olacağım. Dün Zeyukma ile beraber Mozaik Müzesi'ni ve Antik Kent'i irdeledik. Oralara geçtik ve onlarla bağlantılı olarak da bugün dün isim olarak da zaten Komagenelerden bahsetmiştik. Komagene Krallığı'na, esas merkezine, Adıyaman'a geçişimizi yapacağız. Şimdi yavaş yavaş tabii herkese hoş geldiniz diyorum. Selda Hanım'ı beklerken, Selda Hanım şimdi bağlanacaklar birazdan. Onları beklerken de aynı zamanda kayıt altına alıyor hepinizin bildiği gibi, ama bir kez daha hatırlatayım, ilk kez bizleri seyredenler için de akademik tur olarak bunun kayıt alı sayfalarında. Devamında da akademik turun sosyal medya hesaplarında, hemen Facebook'ta bir gün içerisinde, yani ertesi gün yayına verilmiş olacak. Ve YouTube hesabımızda, kanalımızda da akademik turun gene bir gün sonrasında yayında olmuş olacak. Hem bu yayın hem daha önce yapmış olduğumuz yayınların hepsi sosyal medya mecralarına, sosyal medya mecralarımızda akademik tur olarak yayındadır. Hemen katılan misafirlerimize hepinize hoş geldiniz diyorum. Bu güzel pazar gününde, sıcak günde, yine evlerimizde durduğumuz günde bizi yalnız bırakmadınız. Nemrut'u, Nemrut Dağı'nın zirvesini, Komagene'yi, Antiyokos'u, kendisi şahsen de adımım olur, en sevdiğim adamlardan biridir, krallardan. Selda ile konuşacağız onları. Evet, Selda da bağlandı. Evet Selda, hoş geldin. Merhabalar. Hoş bulduk. Hoş geldin. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ediyorum. Sen nasılsın? Dün İyiyim. Dünden bugüne diyelim. İyiyim. Evet, görüntün iyiyim, birazcık maalesef şey. Kötü mü? Herkes de öyle midir? Bilemiyorum. Bağlantıda şimdi iyi oldu. Arada giriyor. Evet. Donuyor mu görüntü? Şu anda iyi. Şu anda iyi. Buyur. Hoş geldin diyorum tekrardan. Şu anda iyi. Hem ses hem de görüntü olarak iyi. Evet, evet, bize evet. Neden andırsın? Bugün ben sen bağlanana kadar değerli misafirlerimize, konuklarımıza, dostlarımıza, tanrıların evet, tahtına dinledim. Yolculuğumuzu yapacağımızı söyledik. Nemrut Dağı'ndan zirvesine çıkacağımızı, Komagene Krallığı'ndan bahsedeceğimizi, coğrafyasını, hı-hı, tarihini, genel itibariyle çok çok bilinen bir hani krallık değildir, öyle söyleyelim. Küçük de bir krallıktır. Ama bir krallık. Bugün baktığımızda da Nemrut Dağı ve Antiyokos'un, yani Komagene Kralı'nın yaptırmış olduğu mezar anıtı, muhteşem heykeller hepimizin ilgisini çeker. Son zamanlarda da popüler, aynı zamanda hani böyle Netflix'teki Atiye dizisiyle beraber, hem Göbekli Tepe, oradan Nemrut'a falan çıkmalarla beraber her zaman popülerdi. Şimdi biraz daha popüler oldu. Onlarla da konuşalım, hem gizemlerini, hem yapım şekillerini, hem tarihini diyorum. Bize oranın bir genel itibariyle neler söylemek istersin Komagene ile ve o bölgeyle ilgili? Evet, sağ olasın Gökhan. Şimdi önce bir programla ilgili bir harita çizmek istiyorum kendim. Öncelikle tarihi hakkında, coğrafyası hakkında, yavaş yavaş işte orada o coğrafyada kimler yaşıyor, onlar hakkında biraz bahsetmek istiyorum. Sonra tarihi hakkında ufak bir bahis ettikten sonra tur yapar gibi bunu seninle birlikte nasıl tur yapıyorsak o şekilde misafirlerimize aktarmak istiyorum. Dediğin gibi burası 2000 yıldır antik dünyanın gizemlerinin saklı olduğu bir tepe. 1987 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine girmiş bir tepe burası. Yani burası Nemrut Tepesi diye geçer, Nemrut Dağı diye geçer, ama aslında oranın ismi Anka Dağı'dır. Bu Antitorosların devamında olan bir dağ silsilesi, Antitoroslar silsilesinin devamında olan Anka Dağı'nın zirvesinde olan tepenin adına asıl Nemrut deniyor. Ve bu tepe, sadece bu tepe UNESCO Dünya Mirası'na giriyor. 1987'de UNESCO Dünya Mirası'na alınıyor. Bunu değerli yapan neler diye sorarsan, üzerinde muhteşem bir mezar anıtı var. Koskocaman bir tümülüs var. Tümülüs nedir? Çok kısacık ondan bahsedeyim. Tümülüs, insan eliyle yapılmış yapay tepeler demek. Yani bir mezar anıtının üstünün yığılması, toprak veya taşlarla yığılması demektir. Başka neler var? Anıtsal, kolosal, çok büyük, muhteşem heykeller var. Başka mimari kalıntılar var. Başka benzeri olmayan manzarası var. Başka ne var? Gün doğumu var. Arkamda da fotoğrafları görüyorsanız eğer, gün batımı var. Gerçekten ülkemizin her yerinde gün batımı, gün doğumu çok güzel yaşanır. Ama orada bir ayrı yaşanıyor, bir ayrı karşılanıyor diyebiliriz. Bu dağlarda, dağın yamaçlarında hükümdarlık yapmış bu kral 1. Antiyokos, tanrılarına ve atalarına minnettarlığını, hürmetini gösterebilmek için böyle bir tepe yaptırıyor. Ama bunun da ötesinde ne yapıyor?
asıl yapmak istediği ölümsüzleşebilmek. Yani sonsuza kadar yaşayabilmek için Antiochus burayı yapıyor. Sence başarılı olabilmiş mi? Vallahi açıkçası başarılı olduğunu bugün bile kendisi kanıtlamış durumda. Bugün bu canlı yayını yapıyorsak bizlere katılan misafirlerimiz, konuklarımız, dostlarımız Nemrut'u ve aynı zamanda yaptırmış olduğu Nemrut Dağı'nın zirvesine çıkıp Antiochus'un hikayesini dinlemek için bizlere eşlik ediyorsa 2000 yıl sonrasında dahi muhtemelen başarmıştır, yapmak değil mi? İstediğini başarmış demektir. Ölümsüzlüğe kavuşmuştur 2000 yıldır kendisi hakkında konuşuyoruz. Bu arada değerli konuklar, hemen söyleyelim, yorumları kapattık çünkü yayının daha verimli akabilmesi, bağlantının daha iyi olabilmesi adına yayını, yorumları kapattık. Son ve ilk bölümümüzün son bölümlerinde yayını yorumlara tekrar açacağız yayında. Orada da sorularınız olursa, görüşleriniz olursa, selamlarınız olursa oradan iletebilirsiniz diyorum. Şimdi Selda, Koma geleneği çok güzel bahsettik. Evet. Oralara gideceğiz, anlatacağız. Peki bu coğrafyası nerede? Yani hani bu Koma Egere Krallığı nerede kurulmuş? Coğrafi sınırları hakkında da bir bilgi verir misin? Küçük bir dediğim gibi krallık. Genelde de çok çok bilinen bir krallık olmadığı için de hani o sınırlar çizebilirsek. Tamamdır. Sen de bana haritayla destek olursan çok sevineceğim. Evet Gürkan, bugünkü konumuna bakarsak coğrafyaya göre Koma Egere Krallığı'nın çekirdeği Adıyaman. Adıyaman'ı çekirdek olarak alırsak Gaziantep ve Kahramanmaraş böyle bir neredeyse Kıbrıs'a benzer bir haritası var diyebiliriz bunu. Komşuları Gaziantep, Kahramanmaraş ve bu üçünün olduğu coğrafya işte Koma Egere Krallığı'nın coğrafyası. Geçmişe bakarsak eğer geçmişte batısında antik çağlarda batısında Kilikya var. Kilikya neresi? Alanya'dan başlar. Nerede biter? Körfez'de, İskenderun Körfezi'nde biter. Batısında bu var. Doğusunda, kuzeyinde Kapadokya Krallığı var. Güneyinde, güneydoğusunda aşağıya doğru inerseniz, evet orada net olarak açık pembe olarak görünüyor. Güneyinde Ostrahone Krallığı var. Yani Urfa'daki Edessa Krallığı ve tam alt tarafta güneyinde Suriye. İşte bu küçücük krallık biraz daha sola doğru verirsen orayı net olarak görebilir misafirlerimiz diye düşünüyorum. Biraz sola dönersen. Evet işte orada küçücük bir krallık bu Ostrahone Krallığı'nın üzerindeki alan. Evet açık pembe görünen yer. Evet arkadaşlar işte bu küçücük krallık, bu açık pembe krallık stratejik ve doğal kaynakları açısından İnanılmaz önemli bir coğrafyada yer alıyor. Koma Egere Krallığı bu bölge içerisinde kuruluyor. Neden bu kadar önemli? Çünkü Fırat Nehri geçitlerine ve ovalarına hakim bir konumda. Çok önemli. Dün senin bahsettiğin Zeugma antik kenti kapılarından bir tanesi. Bir tanesi de neresi? Samosata. Daha sonra anlatacağım hikayelerde. Yıllar sonra Koma Egere kurulduğunda Samosata onun başkenti oluyor. İşte bu iki geçit çok önemli bu iki geçit. Mezopotamya'dan Anadolu'ya geçişi sağlayan, doğudan batıya, batıdan doğuya geçişi sağlayan geçittir. O yüzden de coğrafyası çok çok önemlidir. Bunu sağlayan nedir? Doğal sınırı çizen Fırat'tır. Fırat deyince sen dün çok güzel anlattın ama ben yine birazcık değinmek istiyorum Fırat'a. Fırat'ın hep ben misafirlerim de bilir babası derim. Yani Murat Ağrı Diyadin'den doğar. Annesi Karasu ise nereden doğar? Erzurum Dumludağ'dan doğar. Bunlar gelirler Elazığ'da birleşirler. Bizim Fırat'ımız doğar. Aşağıya yavaş yavaş Fırat'ımız iner. İşte Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş, Adıyaman, Urfa, Antep'e gelir. Antep'ten sonra sınırlarımızdan dışarıya doğru çıkar. Suriye'ye geçer. Suriye'den de nereye geçer? Irak'a geçer. Üç tane büyük ülkeyi besleyen bir sudur bu. Aslında ülkemizin en uzun nehridir. Ama sınırlarımızın dışında ülkemiz normalde 2800 kilometredir. 1265 kilometresi bizim sınırlarımızın içerisinde olduğu için Kızılırmak bizim sınırlarımızda doğup bizim sınırlarımızda battığı için, döküldüğü için denize en uzun nehir olarak kabul edilir. Ama Fırat işte Mezopotamya'yı
yaratan da, onu işleyen de, dokuyan da Fırat ve Dicle'dir aslında. Fırat hakkında böyle değindikten sonra tekrar coğrafyasına dönmek istiyorum. Coğrafyasında ne var? İnanılmaz ormanlar var. Özellikle de sedir ormanları var. Ha, şu an o ormanları göremiyoruz. Mümkün değil ama özellikle de sedir ormanlarını görüyoruz. Ve bu sedir ormanları normalde Lübnan bölgesinde sedir ormanları yoğunlukta bulunur. Ama demek ki o dönemde burada da sedir ormanları varmış. Nereden biliyoruz bunu? Asurluların kaynaklarından biliyoruz. Asurlular bize diyor ki işte şöyle şöyle alışveriş yaptık. Sedir ormanlarından şöyle şöyle işte ahşaplar aldık, ağaçlar aldık diye bahsediyor. Başka neler var? Madenler var. Maden yönünden gerçekten zengin bir yer. Özellikle de hangi maden? Demir madeni yönünden oldukça zengin bir yer. Asurlular, bu en çok Asurlulardan bahsediyorum. Çünkü Asurlular gerçekten bu bölgeyi bu madenlerinden dolayı, bu sedir ağacından dolayı, Fırat'ından dolayı, bu geçiş noktası olmasından dolayı her zaman istememiş midir? İstemiştir işte. Antik çağda demirin o bölgenin coğrafyasından çıktığını nereden biliyoruz? Dinsel inançlarına kadar yansımış. Nasıl yansıdı diyeceksiniz. Helenistik çağdaki Zeus'un elinde girmiş. Şeye de girmiş, ne denir ona, dinsel hayata da girmiş. Her şekilde etkileşim içerisinde. Kesinlikle. Güzel anlattın coğrafyasını ve bölgesini. Oraları artık tanıdık. Çünkü küçük bir krallık olduğu için her zaman söylüyorum. Çok çok bilinen bir krallık olarak adlandırılmıyor. Şimdi bu coğrafyada ama Kongeneliler, yani bunlar bir etnik grup mu? Bunlar bir ırk mı? Aynı zamanda bir millet mi? Nasıllar? Yani Komagene dediğimizde biz Sümerler, Akatlar, Asurlar, Ermeniler, Türkler, Araplar, Türkler, yani böyle bir grubu mu bilmemiz gerekiyor? Yoksa bunlar öyle o coğrafyada bir araya gelmiş belli bir güç, bir generalin, bir komutanın, bir kralın, yani orada ön plana çıkmış olan bir kişinin birleştirici etkisiyle mi oluşmuş bir krallık? Onu bahsedebilir misin? Yani Komagenelerden öncesinde bu coğrafyada yaşayanlar zaten kimlerdi? Onlarla beraber aynı zamanda Komageneliler bir etnik grup muydu? Bir millet miydi? Ya da işte o topraklarda Komagene krallığının ortaya çıkışını biraz da bahsedebiliriz o döneme kadar gelişlerine. Tamam. Şimdi Komagenelerin şöyle söyleyebiliriz. Orada birçok etnik grup yaşadı. Çünkü orası Mezopotamya'ydı. Çünkü orası sürekli el değiştiren bir yerdi. Coğrafi konumundan dolayı sürekli el değiştiren bir yerdi. İlk başta kimler geldi? Daha Komagene çok sonra gelecek. Onların gelmeden önce o coğrafyada kimler yaşıyordu? Kısaca bir bakalım. Asurlara gidebiliriz. Pardon, Hititlere gidebiliriz. Milattan önce 2000. Değil mi? Hititlerin o bölgeye hakim olduğu zamanlar milattan önce 2000'lere gidebiliriz. Çok büyük bir medeniyet Hitit. Ama her medeniyetin sonu geldiği gibi Hitit'in de sonu geliyor. Ne zaman geliyor? Milattan önce 1200'lerde, o civarlarda batıdan bir deniz kavimleri göçü yaşanıyor. Yani Ege göçleri yaşanıyor. İşte Hititlerin sonuna getiren de bu göçler oluyor. Ege göçlerinin ardından Hititler pat diye ortadan kalkmıyor. İçerisindeki küçük küçük beylikler kendilerini kurtarabilmenin çabalarına bakıyorlar ve kendi kendilerine küçük küçük krallıklar kurmaya başlıyorlar. Bunların arasındaki en önemli krallık, şimdi Gaziantep'teki Kargamış Krallığı söyleyebiliriz. Maraş'taki Gurgun Krallığı, Çukurova taraflarında, biz Adana turlarımızda anlatırız, Kuye Krallığı ve Adıyaman'a geldiğimizde de neyi görürüz? Kumuh Krallığı'nı görürüz. İşte bizim için önemli olan bu Gökhan. Kumuh Krallığı. Diğerlerini bir tarafa atmamız lazım. Komagene'nin topraklarında, coğrafyasında yaşayan krallığı bu Kumuh Krallığı. Ne zaman kuruldu? Yaklaşık 11. yüzyıl diyebiliriz bu krallık için. Nereden biliyoruz? Milattan önce 886'da Asur kaynaklarında Kumuh'la yaptığı ticaretten bahsediyor. İşte oradan biliyoruz onu. Her krallığın bir sonu geliyor. Bunun da sonu Asurlular tarafından getiriliyor. Milattan önce 700'lere gelindiğinde Kumuh Krallığı'nda artık son vermiş oluyorlar. Yani Asurlular burayı tamamen ele geçirmiş oluyor. Ardından
hızlıca geçeceğim buraları. Babil geliyor. Değil mi? Milattan önce 600'lerde Babil geliyor. Babil'i nereden biliriz? Babil'in asma bahçeleri bilirsin. Nebukadnezar eşine yaptırmıştı orayı. Dünyanın yedi arkasından bir tanesidir. Babil geliyor. Babil'den sonra arkasından çok büyük bir imparatorluk olan Pers İmparatorluğu geliyor. Partlar geliyor. Gerçekten muhteşem bir imparatorluk. Pers'i görüyoruz ama onun muhteşemliği bir sigarana kadar sürüyor. Kim geliyor? Ta Makedonya'dan çıkıp gelen birisi var. Dün de seninle bahsettiğimiz 336'dan milattan önce 336 yılında babasından tahtı devralıyor. Resmini göster, herkes bilecektir. Evet, Büyük tabii İskender böyle geliyor, adı mı? Colin Farrell yapıyor. Evet, Büyük İskender. Büyük İskender, evet, Büyük İskender geliyor ve Büyük İskender milattan önce 323'e kadar, yani 13 yıl tahtta kalıyor. Bunun neredeyse 10-11 yılını ne yapıyor? Savaşarak geçiriyor. O kadar uzun bir süreç içerisinde, savaş içerisinde kalıyor ki komutanlarıyla birlikte Makedonya'dan çıkıp bütün Anadolu'yu silip süpürüp Mısır'ı alıyor. Mısır'dan sonra geçiyor Hindistan'a kadar gidiyor ve Hindistan'a kadar ele geçiriyor her tarafı. Neredeyse eğer komutanları bıraksalar dünyayı ele geçirecek. Tamamını ele geçirmek üzere. Herhalde ölmese tamamını da alırdı diye düşünüyorum. Ama bu 10-11 yıllık savaştan bıkan komutanlarının muhtemelen gazabına uğruyor diyebiliriz. Hani sıtma hastalığından öldü denir İskender için ama 13 Haziran 323'te Babilon'da, yani bugünkü Irak'ta ne oluyor? Yatağa düşüyor İskender ve orada o savaştan bıkmış olan askerler paniğe giriyorlar. İşte kim bu toprakların sahipleri olacak, kimler işte bu toprakları ele geçirecek diye panik olunca işte ona sormaya başlıyorlar. İskender kim, ardılın kim olacak? Onun cevabını biz yıllar sonra, 2000 yıl sonra, 2200 yıl sonra Oliver Stone diye bir yönetmen var. Onun Büyük İskender diye bir filmi var. Oradaki Colin Farrell'dan alıyoruz cevabı. Colin Farrell diyor ki en güçlünüze. Ve eli düşüyor. Sahne orada bitiyor. Bu ne demek? Savaşın bulun demek. Yani İskender aslında ne yapmaya çalışıyor bu durumda? Siz savaşmak istemediniz. Burada beni durdurdunuz. Kendiniz savaşın ne yaparsanız yapın. Evet, o İskender'in ölümüyle birlikte bu sefer ailesi, arkadaşları, diyalogları, yani komutanları 40 yıl kadar süren bir savaşın içerisine giriyorlar. 40 yıl kadar süren savaşın içerisinden 3 tane çok büyük komutan çıkıyor. Bir tanesi bu Batı Trakya, daha doğrusu Makedonya taraflarını Antigonoslar alıyor. Mısır taraflarını Ptolemaioslar alıyor. Karadeniz hariç tüm Anadolu'yu ve Suriye'yi de Seleukoslar alıyor ki onlar da senin dün anlattığın hikayenin kahramanlarıydı. Seleukos Nikator, değil mi? Seleukoslar evet. Alıyorlar ve ele geçiriyorlar bu bölgenin tamamını. Ve ne olmuş oluyor? Helenistik krallıklar kurulmuş oluyor, değil mi? Evet, Helenistik krallıklar dönemi gelmiş oluyor. Dün bahsetmiş olduğumuz gibi de kısaca geçtik. Bugün esasında kuruluşu, yani milattan önce 300'ler civarından bahsediyoruz burada. Büyük İskender sonrası için konuşuyorum. Ve bu Helenistik krallıklar dediğimiz krallıklarda işte Seleukos krallığı bu bölgede kurulmuş oldu. Ama Komagene hala hazırda kurulmadı. Daha kurulmadı Komagene. Komagene ne zaman kurulacak? Yani hem Komagene krallığının onun kuruluşu bir yaşamı. Ve tabii ki en önemli kralı Komagenelerin bugün de bize eşlik edecek olan, halihazırda onun peşinden gittiğimiz olan Antiochos'la ilgili şöyle bir bizi bilgilendirir misin? Yani Komagene krallığı ne zaman kuruldu? İşte buradaki halklarla beraber ortak bir paydada buluştular. Bir krallık ortaya getirdiler Komagene. Onların bir kuruluş sürecini, gelişimini, önemini, o bölgedeki önemini, Antiochos'u ve devamını anlatabilirsen sevinirim. Değerli misafirlerimiz de böyle hem en azından oradaki kuruluş sürecinde duymuş olurlar senden. Evet, şimdi ne demiştim en son? Seleukoslar geldi, değil mi? Buraya sahip oluyorlar. 160 yıl kadar buralara sahip olduktan sonra
Milattan önce 163'te artık politik sarsıntılar başlıyor onların da kendi aralarında ve bu politik sarsıntılarla birlikte güçten düşmeye başlıyorlar. Bunun da içerisindeki küçük küçük beylikler, krallıklar artık onlar ayaklanmaya başlıyorlar, kendilerini kurtarmaya başlıyorlar. İşte bu arada Ptolemaios ismindeki bir satrap, yani vali, sıyrılıp çıkıyor işin içerisinden ve diyor ki artık ben bağımsızım ve benim adım bundan sonra Komagene Krallığı. Evet, krallığını ilan ediyor. Ha, çok bilinir mi ismi? Antiochos kadar çok bilinmez veya babası Mitridates kadar bilinmez. Ama kuran satrap kendisidir. Ardından Ptolemaios'tan sonra kimi görüyoruz? Oğlu Sames'i görüyoruz. Bu arada oğlu Sames tahta çıktığında Samosata'yı, Fırat'ın kenarındaki, Fırat'ın kıyısındaki Samosata'yı ne yapıyor? Kendine başkent yapıyor. Senin Fırat kıyısında anlattığın şehirlerden bir tanesidir Samosata'da. Samosata'yı kendisine başkent yapıyor ve Sames bir şeyi fark ediyor. Babasından farklı olan bir şeyi fark ediyor. Stratejik önemini fark ediyor. Orada Fırat'ın olduğunu, kapının olduğunu, iki tane kapısının olduğunu, madenlerin olduğunu ve bu yüzden de çok önemli bir stratejik konuma sahip olduğunu fark ediyor ve Samosata'nın gelişmesini sağlıyor. Önceliği ona veriyor. Ardından bu Samosata'nın Ptolemaios ve Sames'ten sonra Mitridates doğuyor. Oğlu Mitridates doğuyor ve Sames bu arada Yunan ve Pers dünyasını birleştirmek istiyor. Aslında İskender'in yaşadığı, İskender'in yapmak istediğini ilk yapmak isteyen Sames oluyor arkasından. Ve ne yapıyor? Oğlu Mitridates'i gidip şeyle evlendiriyor. Bu Seleukos prenseslerinden Laodike ile evlendiriyor. Böylece bir aile kuruyor. Batı'ya yaklaşmış oluyor. Yani Roma'ya yaklaşmış oluyor. Yunan'a yaklaşmış oluyor. Ve Yunan ve Pers dünyasının içerisine girmiş oluyor. Hem de hem onların prestijini alıyor arkasına, hem Roma'nın prestijini almış oluyor. Ailesinin, soyunun bir anlamda kime? Ta İskender'e kadar uzandığını söyleyebilecek duruma geliyor. Mitridates'in daha sonra tahta çıkmasından sonra Mitridates Kalinikos diye geçer, büyük Mitridates. Onun da Laodike ile evliliğinden sonra kim doğuyor? Bizim adamımız, o yukarıda Nemrut'ta yatan Antiochos doğuyor. Evet, birinci Antiochos'umuz evet doğuyor. Birinci Antiochos tahta geçtiğinde bu sefer aynı şeyi babası Mitridates Antiochos'a yapıyor. O da Persleri de bu arada gözden çıkarmak istemiyorlar. Çünkü tam iki tane büyük gücün ortasındalar. Yani bir tarafta Roma, bir tarafta Partlar var. Ve bu iki gücün arasında çok zekice oyun oynamak zorundalar. Ne yapıyorlar? Bu sefer gelinlerini gidip Pers prensi, prensesi olarak işte kızlarını onlara gelin veriyorlar. Bu şekilde... Evet, Antiochos'umuz tahta geçiyor ve tahta geçtikten sonra adına Filo Romano diyor. Nedir bu Filo Romano? Roma ve Yunan dostu olarak tanımlıyor kendini. Yani iki dünyayı da birleştirip ve Pers dünyasına da işte sırtını dönmemiş oluyor. Bu şekilde küçücük bir krallık olarak kapı görevi üstlenmeyi devam ettirmek arzusu içerisinde. Ve Antiochos bu tür çabalarını yaparken, bu tür şeyleri yaparken, nasıl denir ona, geliştirme, güçlendirme çabaları içerisine girdiği sırada damadı, Pers prensi, Roma lejyonlarından, işte Marcus Antonius'a karşı geliyor. Baş kaldırıyor, aralarında savaş çıkıyor, bizim doğuya yaklaşmış olan Antiochos'umuz ne yapıyor? Mecburen damadını bir anlamda savunmak zorunda kalıyor ve Antiochos ve Marcus Aurelius
daha sonra bu olayın, Marcus Antonius bu olayın sonunda birbiriyle savaşa girmek zorunda kalıyorlar. Marcus Antonius'a 1000 talent teklif ediyor Antiochus. Nedir bu 1000 talent? Şu an baktığımızda 25 bin ton gümüşe kadar falan karşılık geliyor. Aynen o şekilde. Bunu teklif ediyor ama Marcus Antonius onu istemiyor. Daha fazlasını istiyor. Komagene'nin sahip olduğu, daha doğrusu dün senin sahip anlattığın Zeugma'nın bütün varlığına sahip olmak istiyor. Antiochus bunu kabul etmeyince savaşa giriyorlar. Roma çok güçlü. Antiochus'u ezip geçecek güçte. Ama Antiochus'un elinde de muhteşem madenler var. Demir var. Çelik yapabilme gücüne sahip. İşte onları hesap edemiyor Marcus Antonius ve mecburen geri çekilmek zorunda kalıyor. Geri çekilmek zorunda kalıyor ve 1000 talent alabilecekken Antiochus'tan 300 talent gibi bir para talep ediyor ve 300 talente razı olmak durumunda kalıyor. Şimdi bizim bu Antiochus'umuz bu olaydan ne zaman yaşanıyor bunlar? Milattan önce 38'lerde yaşanıyor. 38'lerde bu olaylar yaşandıktan 2 yıl sonra Antiochus ölüyor. Ölmeden önce sadece imar faaliyetlerine yöneliyor ve işte o imar faaliyetlerinin çoğunu da yukarıda yaptırıyor yakan şeyde, Nemrut'un tepesinde. Evet. Daha ölmeden kendine oraya tanrılarıyla birlikte bir mezar anıtı yaptırmaya çalışıyor. Kürkeni ne dedik? Bir taraftan Seleukoslara, yani İskender'e kadar gidiyor. Bir taraftan Persler tarafından, baba tarafından Darius'a kadar gidiyor. Kendisi evet hayattayken dağın tepesine tanrılarını yaptırmaya çalışıyor. Heykellerini, kendisini ölümsüzleştirmeye çalışıyor. Bu acaba megaloman bir insanın şımarıklığı mıydı? Yoksa değilse neydi? Neden böyle bir şey yapıyordu? Birçok soru var. Şu an hala tartışılan bir şey. Bir megalomanyanı olduğu kesindir. Bir megalomanyanı var. 2150 metrede o dağın üzerinde kendine bir mezar anıtı yaptırmak tabii ki bir megalomanlık göstergesi aynı zamanda. Ama tabii ki siyasi olarak da ve hem siyasi politik hem de aynı zamanda bölgedeki o günkü stratejik şartlarda yeni bir oluşum geliştirmek zorunda. Yeni bir strateji geliştirmek zorunda. İşte o stratejiyi de aynı zamanda bu şekilde yapıyor. Hem anladığım kadarıyla doğuyla, değil mi? Batıyı birleştirmek. Doğu ve batının tanrılarından birleştirerek, o tanrılarını ortak bir paydada birleştirip yeni bir din yaşadığı, doğuyla batının arasında kalmış aynı zamanda bir krallık bu. Onun için de bu insanları bir arada tutabilmek için yeni bir bakış açısı gerekiyor anladığım kadarıyla, okuduklarından, öğrendiklerinden. Onun için de böyle bir şey yapıyor. Bakış açısıyla bir beraber din. De işte din. Bu da kolay değil. Aynen. İnanılmaz bir anıtsal yapılar inşa etmeniz gerekiyor ki bugün bile bizim gördüğümüz, aslında çok şaşmamamız gerekiyor. Tabii çıktığımızda, her çıktığımızda ya buraya kadar nasıl bunu getirdi sorusunun bize gelmesiyle beraber, yani hem misafirler hem kendimiz de şaşırıyoruz. Çünkü birazdan oraya da gideceğiz. Hani çıkılması çok, bugün bile bugünün şartlarında dahi bizi yoracak alanlar. Sonuçta arabayla tepeye kadar çıkamıyoruz. Yani bir düşün, ama anıtsal yapılar yapmak zorunda. İnsanları etkilemek durumunda. Bugün Ayasofya'nın yapılış amacı da odur. Baktığınızda bugün Süleymaniye'nin de, Selimiye'nin de yapılma amaçları bunlardır. Yani bir ölçüde de insanları etkilemek ve anıtsal yapılar etkilemek. Aynı amaçlarıdır. Hepsi işte yurt dışına da baktığınızda işte katedraller, büyük kiliselerin yapılma amaçları da budur. Aynı zamanda Nemrut Dağı'nın tepesindeki yakılış amaçlarından biri de bu. Megaloman mı değil mi? Hani orada hala hazırda birçok programlarda anlatılır, yazılarda yazılır. Ama onun değerlendirmesini de değerli misafirlere bırakalım. Evet, Antiochus. Devam ediyor muyuz Antiochus'a? Megaloman mı değil mi? Ediyoruz. Sesin girip geliyor. Evet. Öyle mi? Sesin girip geliyor. Evet, evet. İyi, şu an iyi geliyor. İşte megaloman mıydı? Şımarıklığı bundan mı geliyordu? Yoksa dediğin gibi politik sebeplerden dolayı mı böyle yapıyordu? Ama bu adamın ortaya çıkardığı bir şey vardı. Yani bu şeyde yeni bir din oluşturabilmek, bu dini kendi şahsiyeti etrafında
aslında birleştirerek bunu ne yapıyor? Bütün ülkesine yayıyor ve din ve kültür reformu yaratmaya çalışıyor. Bunu da böyle bir anıtı yaparak sonsuza kadar götürmeye çalışıyor. Ama götürebiliyor mu? Bu tartışılır. Götüremediğini şuralardan anlıyoruz. Arkasında koskoca bir Roma var. Roma buna izin verecek değil. Bunu da nereden anlıyoruz? Daha sonraki Komagene kralları hiçbir yerde Antiochos'un ölümsüzlüğünden veya tanrısal kimliğinden bahsetmediğinden anlıyoruz. Hiçbir yerde, hiçbir kaynakta, hiçbir yazıtta tanrısal kimliğinden bahsedilmemiş Antiochos'un. Antiochos ki gerçekten orada farklı şeyler yaptırmaya çalışıyor. Ne yapmış? Daha sonra tur yaptığımız zaman söyleyeceğim. Tahtların arkasına Yunanca yazıyla yazdırmış. Eski Yunanca alfabesiyle. Okuma yazma oranı zaten Yunanca bilen bir halk değil. Okuma yazma oranı neredeyse hiç yok. Çünkü elimize geçmiş halktan gelen bir kaynak yok elimizde. Bu da neyi gösteriyor bize? Okuma yazma oranlarının çok düşük veya olmadığını gösteriyor. Peki niye Yunanca yazdırıyor? Bu da bir soru. Niye Yunanca? Ama diyor ki halkına rahipler aracılığıyla şenlikler yapılsın, ilahiler, dini serenemiler, kurbanlar kesilsin. Benim buradaki dinim Yunanca olarak onlara bir şekilde geçirilsin, aktarılsın istiyor. Tamamen politik ve kültürel bir hüviyet kazandırmak için yapıyor halkına bunu. Doğru değil mi? Yani tek amacı o. Doğu kökenli halkına batı kimliğini, hüviyetini kazandırmak istiyor. Bütün yapmak istediği aslında Antiochos'un bu. Sonradan ne oluyor diyeceksin Komagene krallarının devamında. Evet. Antiochos zamanında en güzel zamanını yaşıyor krallık. Antiochos'un tahttan hani daha doğrusu ölmesinden sonra ne oluyor? Yavaş yavaş güçten düşmeye başlıyor. Artık Roma'nın da işte nasıl denir ona Komagene krallığı milattan sonra 17'lere falan gelindiğinde Roma İmparatorluğu'nun biraz egemenliği altına girmiş oluyor. Milattan sonra 72 yılında da artık Vespasianus dönemi diyoruz o döneme. 72 Vespasianus'un döneminde de artık Roma'nın Suriye bölümündeki Suriye eyaletine geçmiş oluyor tamamen. Peki o coğrafya ne oluyor? Komagene bitti ama coğrafyası ne oluyor? Coğrafyası milattan sonra 5. yüzyıla kadar Roma'nın hakimiyetinde kalıyor. 5. yüzyılda artık Bizans'ın etkisine geçiyor. Bizans'tan sonra kimler geliyor? Kimleri görüyoruz işte bu bölgede? Bizans'tan sonra Selçuklular gelene kadar bu bölgede çok gelip gidenler oluyor. Moğolları görüyoruz. Kimleri görüyoruz başka? Pardon, şimdi kayıyor. Moğolları görüyoruz, Memlukluları görüyoruz, Dulkadiroğulları Beyliğini görüyoruz. En son da artık Osmanlıları bu bölgede görüyoruz. 1521'de Osmanlı da artık bu bölgeye girerek coğrafyasını tamamen ele geçirmiş oluyor. Teşekkür ediyoruz Özda. Şimdi coğrafyayı, tarihini, Komagene'yi anladık birazcık böyle. Sağ ol, ağzına sağlık. Peki, en çok tartışılanlardan biri, şimdi yukarılara çıkmadan söyleyelim bu ilk bölümümüzde aşağı yukarı. Komagene ismi nedir? Nereden geliyor bu Komagene ismi? Türkiye'de popülerdir bildiğin üzere. Onu da sana bırakayım. Çiğ köfteden Komagene geliyor. Çiğ köfteden geliyor veya çiğ köfteci mi acaba? Aynen. Çiğ köfteciden geliyor. Adıyaman çiğ köftelerinden geliyor Komagene ismi. İşin şakası o. Evet, nereden geliyor Komagene ismi? Popüler internet söylemine göre adının etimolojik açılımına baktığımızda İşte genler topluluğu, genler birliği şeklinde söyleyebiliriz ki bunu da nereden anlıyoruz? Gene kelimesini işte genetik, genealojiden geldiğini düşündüğümüz için bir benzetme yapılıyor olması çok muhtemel. Asıl baktığımızda biraz geriye gidip hani o Hititlerin parçalanmasıyla oluşmuş küçük krallıklardan bahsetmiştim ya, oradaki Kumuh Krallığı'ndan geldiğini söyleyebiliriz çoğunlukla. Kumuh Krallığı, Persler geldiğinde Kommah Krallığı oluyor. Şey değişiyor, söyleniş şekli değişiyor. Kommah Krallığı da daha sonra Yunanlılar geldiğinde, Roma geldiğinde Komagene'ye dönüştüğü söyleniyor. Komagene isminin de Kumuh'tan gelmiş olma ihtimali çok büyük ihtimal.
Peki isimler üzerinden giderken yukarı çıkmayalım. Bir de bu Nemrut. Yani Nemrut'a çıkacağız ya, Nemrut diyoruz. Nemrut Dağı'na, yani çıkacağımız dağ. Neden Nemrut denmiş? Daha önceki isminin farklı bir isim olduğunu zaten söylemiştim biraz önce. Tekrarlarsan sevinirim. Ama bir anlamı var mıdır ya da Nemrut neden verilmiş buraya? Onu da hani şöyle bir kısaca isim anlamında geçtiysek. Şimdi oraya doğru da yavaş yavaş geçeceğiz çünkü Nemrut'a doğru. Tamam. Tamam. Asıl dağın adı Antitoros'un devamı demiştim. Anka Dağı'dır. Anka Dağı'nın bir zirvesidir Nemrut sadece. Bu Nemrut ismi çok daha sonradan muhtemelen verildi. Halk tarafından böyle bir şey uygun görülmüş olması lazım. Okuduğum bilgilere göre Nemrut ismi İbrahim Peygamber'e kadar muhtemelen dayanır. Biz bunu aslında Urfa'da biliyoruz, Urfa'da anlatıyoruz. Ama İbrahim Peygamber normalde Antiochos'tan 2500 yıl önce yaşamış bir peygamber. İşte tek tanrılı dinlerin düşmanlarına Nemrut ismini kullanırlarmış. Antiochos'ta çok tanrılı bir dinin mensubu olduğu için, bir de tanrılaşma isteği olan bir kral olduğu için muhtemelen Nemrut ismi oradan geliyor olabilir deniyor. Ya da başka işte toplulukların Nemrit veya işte Nemrit diye kelimelerinin özelleşmesi, değişmesiyle oluşmuş da olabilir ki bu da ölümsüz anlamına geliyor. Ölümsüz, Antiochos'ta ölümsüzleşmeye çalışan bir aynen kral olduğu için de oradan da gelmiş, verilmiş olabilir diye düşünüyoruz. Şimdi teşekkür ediyoruz. Şimdi Komagene'lere geldik. Tarihin sayfalarında bıraktık. Nemrut'un adını da öğrendik. Komagene'nin bir çiğ köfte sadece markası olmadığını, büyük küçük de olsa önemli bir krallık olduğunu öğrendik. Şimdi yavaş yavaş Nemrut Dağı'na doğru çıkalım ama bu Nemrut Dağı gene dün de hani Zeyukma'da bahsetmiş olduğumuz gibi tarihin tozlu sayfalarında kayboluyor. Yani artık orada bir mezar anıtının olduğu belki çevre halkın, yöre halkının haricinde bilinmemeye başlıyor. Ne zaman ortaya çıkıyor? Tekrardan keşif hikayesi de çünkü enteresan bir hikayedir, ilginç bir hikayedir. Ve keşifi bir anlatabilir misin? Tekrardan ortaya çıkışı ne zaman oluyor? Hangi yıllara denk geliyor? Tamam. Şimdi şöyle söyleyebiliriz. Sanayi devrimi yaşanmış dünyada. Bu sanayi devriminin ardından yeni coğrafyalara doğru açılma isteği doğuyor insanlarda. 1881'ler yeni coğrafyalar neresi? En zengin coğrafyalardan bir tanesi olan Anadolu tarafları değil mi? İşte bu dönemde özellikle de Avrupalılar Anadolu'ya ne yapmaya geliyorlar? Bu tür şeyleri, arkeolojik kazıları yapmaya geliyorlar ki o zaman arkeoloji en popüler mesleklerden bir tanesi. Çalışan baş mühendis Carl Sester ismindeki bir mühendis etraftaki halktan, çobanlardan bir şekilde duyum aldığı bir bilgiyi İzmir'deki Alman konsolosluğuna gönderiyor. Ve Alman konsolosluğu bu heykellerden, Nemrut'un tepesindeki heykellerden bahseden Carl Sester'ın bu telgrafını bu sefer nereye gönderiyor? Berlin'deki Prusya Akademisi'ne, Bilimler Akademisi'ne gönderiyor. Ve Prusya Kraliyet Bilimler Akademisi'ne bir bomba gibi düşüyor bu haber. Ama Carl Sester'ın iddiası şöyle. Bunlar 2150 metre yüksekliğindeki çok büyük heykeller Asurlulara aittir diyerekten ırkı da belli ediyor. Ama bunun üzerine Prusya Kraliyet Akademisi o dönemin en iyi şeylerinden, arkeologlarından Otto Bunstein'i görevlendiriyor ve gidip araştırması için onu bu konuda Kahire'ye gönderiyor. Kahire'de Carl Sester'la birlikte buluşuyorlar ve Nemrut'a doğru yola çıkıyorlar. O zamanın şartları öyle, araba yok, bir şey yok, kolay kolay gitmeleri mümkün değil. İki ay gibi bir süreçte Nemrut Dağı'nın zirvelerine çok zorlu bir şekilde Nemrut Dağı'nın zirvelerine ulaşıyorlar. Gökhan şimdi bir hayal eder misin? Biz bile rehberler olarak gittiğimizde ne hissediyoruz? Evet. Misafirlerimiz gittiğinde wow diye böyle bir hal alıyoruz hepimiz. Bir arkeolog oraya ulaştığında hissedeceği o duyguyu yani aktarabilmek istiyorum sizlere. Ki çoğu da kapalı hala. O alt taraftaki baş heykelleri yok, Göğünür'de yok. Sadece gördüğü muhteşem
tahtlar. Sen de bize resimlerle desteklersen onları misafirlerimiz de görebilirler. Bu muhteşem tahtları görüyor Otopunçtein ve inanamıyor. Ne yapıyor? Deli gibi koşturuyor etrafa. İşte tahtları görebilsin. Acaba önemli bir şey bulabilir mi? Hakikaten Asurlulara ait bir şey mi? Biraz daha bence indirmelisin resmi. Asurlulara ait bir şey mi diye koşuşturuyor etrafına ve resmin sağ tarafında, gördüğümüz bölümün sağ tarafındaki tahtın üzerinde bir sopaya benzer bir şey görüyor. Ve bu onun çok dikkatini çekiyor. Ne yapıyor onu araştırdığında diyor ki o çok büyük ihtimalle Yunan tanrılarından Herakles'in üvey sopası, yani üzerinde dikenler olan labutu diyor. Böyle bir saptama yapıyor. Bu olursa, eğer böyleyse, o zaman bu kalıntılar Asurlulara ait değil diyor. İşte araştırmalarını geliştiriyor. Tahtların arkasına şöyle bir dönüyor, bakıyor ki tahtların arkasında yıpranmış da olsa muhteşem görünen 237 satır uzunluğunda Grekçe harflerle yazılmış bir yazı görüyor. Heyecanını ben bile şu an hissedebiliyorum Otopunçtein'in neler hissettiğini. 237 satır Grekçe. Bir nomos buluyor. Yani Antiochos'un vasiyetnamesini buluyor. Bizim adamımız ne yapmış? Her şeyi açıklamış o 237 sayfalık nomosunda. Ve birçok yeri yıpranmış tabii ki. Oturuyor heyecanla onları ne yapıyor? İşte çeviri yapmaya çalışıyor. Kim olduklarını anlamaya çalışıyor. Ama başı tamamen gitmiş durumda baş bölümü. Hangi krallık olduğunu anlatan bölüm yok. Bu sefer kalkıyor. İşte tamamen Nemrut'u keşfetmeye çalışıyor. Nemrut 3 bölümden oluşur. Doğu terası, kuzey terası ve batı terası. Bizim Otopunçtein doğudan geliyor. Kuzeyden geçerek batı terasına doğru döndüğü vakit karşısına birebir ikizleri çıkıyor. Yani buradakilerin tamamının aynısı diğer teraslarda, batı terasında da çıkıyor. Yine büyük olasılıkla orada da vardır umuduyla tahtların arkasını dolaştığı zaman oturdukları tahtların aynı 237 satırlık nomosu orada da görüyor ve tabii ki çok heyecanlanıyor. Oranın eksiğini buraya, buranın eksiğini oraya tamamlayarak, koyarak o krallığın kime ait olduğunu çözüyor. Komagene krallığı. Evet. Keşif böyle. Yani bir mühendisin, sözde olabilir, mühendis sözde söylerim. O dönemlerde mühendis, mimarlar, demiryolu işçileri, demiryolu çalışanları, gelenler Almanlar, İngilizler, genel itibariyle böyle mühendis kisvesi altında da bulunabilecekleri, oradaki tarihi eserleri ve tarihi bölgeleri bulmaya da çalışan insanlar olabiliyorlar. Peki sonrasında kazılar devam ediyor mu? Otopunçtein bulduğu ve 237 satırlık bu yazıtı da ortaya çıkardı ve onun tercümesini de yapabildi ve daha devamında da Komagene Krallığı'na ve Antiochos'un olduğunu artık o tarihten, tarih sahnesinden da kısa bahsedersen sonrası... ikinci bölüme, yani tur bölümümüze geçmeden onları da tamamlamış olalım. Süremiz daralıyor, tamamdır. Şimdi ondan da kısaca bahsedeyim. Sonrası da yine Otopunçtein'in buluşu kadar aslında güzel diyebileceğimiz bir hikayesi var. Otopunçtein ve Karl Sester 1881'de buraya, 82'de daha doğrusu ancak geliyorlar, çalışmalar başlıyor. Bu arada tabii ki Osmanlı durmuyor, kendi topraklarında olduğu için. Osmanlı da ne yapıyor? İmparatorluk Müzesi adına, Osmanlı İmparatorluğu Müzesi adına o zamanki Osmanlı İmparatorluk Müzesi'nin başındaki Osman Hamdi Bey'i gönderiyor. Kimdir? Biz nereden biliriz onu? Aslında Kaplumbağa Terbiyecisi tablosundan biliriz değil mi? Kaplumbağa evet. Terbiyecisinden veya işte ne bileyim İskender Lahdi'nden biliriz değil mi? Lindan'dan yapıp getirttirdiği Lahit'ten biliriz. Ama onun bir de arkeolog yönü vardır ki Osman Hamdi Bey de yanına Osman Efendi diye bir epigrafı da alarak buraya gelir ve incelemelerde bulunuyor. Yani Sester, Otopunçtein ikilisi ve Osman Efendi ile Osman Hamdi Bey ikilisi aynı yıl içerisinde burada çalışmalarına başlarlar. Sonra kimi görüyoruz? Karl Hülman'ı görüyoruz. Kısa geçiyorum bunları. Karl Dörner'i görüyoruz. Karl Dörner
İkinci Dünya Savaşı'ndan önce bu bölgeye geliyor. Araştırmalarını yapıyor ama o araştırmalarını daha çok Arsemya tarafında çoğaltıyor. Arsemya'da bunların Kamayenelilerin yazlık başkentleri hemen Nemrut Zirvesi'nin biraz alt tarafında kalır. Arsemya tarafında yoğunlaştırıyor araştırmalarını. Daha sonra İkinci Dünya Savaşı patlak veriyor. Bu arada bir kopma oluyor. Sonra 1951'de tekrar buraya Dörner geliyor ve Arsemya'da çalışmalarına başlıyor. O sırada Amerikalı bir kadın arkeolog buraya geliyor. Çünkü Otop Unçtey'in ve Osman Hamdi Bey'in yazılarını okumuş bir kişi. İlgisini çekiyor. Zaten Anadolu'da arkeologluk yapıyor kendisi. O buraya geliyor ve Nemrut'ta kazılar yapmak istediğini söylüyor. Bu Dörner'le kendisi Coel, ismi Teresa Coel aralarında paylaşıyorlar. O Nemrut'ta, diğeri de Arsemya'da kazılar yapmaya başlıyor. 1953'te çıktığı bu dağdan Teresa Coel 32 yıl kadar sonra ancak iniyor. 32 yıl boyunca senin o Antiyokos'unla birlikte güneşi doğuruyor, güneşi batırıyor. Antiyokos'unla birlikte yatıyor, kalkıyor diyebiliriz yani. 32 yıl boyunca aralıklarla tabii ki burada kazılarda bulunuyor. Ha, çok mu muhteşem şeyler yapıyorlar? Yok, Dörner'de, Kuel'de, Teresa Kuel'de biraz araştırmalarda zarar vermiyor değiller Tümülüs'e. O yüzden zaten Tümülüs'e girme çalışmaları onların ardından uzun bir zaman durduruluyor. 1985'te artık bu Teresa Coel, Amerikalı olan kadın, körlük derecesinde artık gözleri görmez oluyor, yaşlanıyor ve Antiyokos'una veda ediyor. Ayrılıp Amerika'ya gidiyor. 4 yıl sonra bir erkek tek başına yukarıya gün doğumuna çıkıyor. Elinde gümüş bir kutuyla birlikte. Gümüş kutu tam gün doğacağı vakitte kutuyu açıyor ve serpiyor. İşte o serptiği Teresa Coel'in kremasyonda yakılmış olan vücudunun külleri Teresa tekrar sevdiceğine kavuşmuş oluyor 1989'da. Evet, ardından kim geliyor? Yine çok bilinen bir isim var. Ara Güler geliyor. Ünlü fotoğrafçı Ara Güler bir Fransız ekiple birlikte buraya geliyor ve buranın reklamlarını yapıyorlar. Birçok yerde, dünyanın birçok yerinde, en başta işte Almanya, Fransa olmak üzere 100'ün üzerinde ülkede sanat ve haber dergilerinde yayınlanıyor ve Nemrut artık ondan sonra çok popüler olmaya başlıyor. Ne zaman? 1989'da Sencer Şahin isminde bir profesör, doktor muydu, tam profesör muydu hatırlayamıyorum, geliyor burada kazılar, jeofizik kazıları yapıyor. Evet, en son yaptığı yapan kişi zaten Sencer Şahin'dir. Burada ne buluyor? 3 tane, tabii daha çok ses, jeofizik çalışmaları yaparken sesten yararlanarak, zarar vermemek için Tümülüs'e sesten yararlanarak yapmak istiyorlar. 3 tane boşluk olduğunu, bu boşluklara seslerin çarptığını söylüyor. O 3 boşluğunda 2 terastaki Zeus ekseninin üzerinde bulunduğundan bahsediyor. Ama bunları gelecekteki araştırmalar için bırakıyor. Bu da çok önemli. Eğer teknoloji yetmiyorsa o tümülüsü olduğu gibi bırakmalısın. O eseri olduğu gibi bırakmasın. Aynı şeyi rahmetli Klaus Schmidt de söyledi. Biliyorsun, çok daha alt katmanlara gidebileceği halde zarar vermemek adına teknolojinin geliştiği bazen dönemdeki arkeolojik kazılara bırakmanın yararlı olduğunu söyledi. Hemen kazı yapmak yani şey değildir arkeolojide, biliyorsun. Hani hepsini açığa çıkarmak, hepsini bir anda ortaya çıkarmak da zaten çok zor bir iştir. Bazen saklamak, toprak altında kalması, 100 sene sonra, 150 sene sonra açılması, teknoloji geliştiğinde çok daha korunabilir olması ve çok daha tahrip olmadan ortaya Sencer çıkarılacak demektir. De aynı şeyi yapıyor. Evet, çünkü tümülüse her girme çalışması tümülüsün daha da aşağıya kaymasına sebep olmuş. Başka sebepler de var bunun içerisinde. Korkunç fırtınaların yaşandığı bir yükseklikte yaşandığı yer orası. Tabii ki doğal sebepler de var ama çalışmalar da buna sebep oldu diyebiliriz.
Evet, şimdi ilk bölümümüzün aşağı yukarı sonuna geldik. Tahmin ediyorum bir 3-4 dakikalık bir süremiz var. Şimdi biraz yorumları açalım. Teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda yorumlar şimdi bölümünü açtık. Değerli dostlar, izleyenler, bir sorunuz varsa ben notu da alırım. Daha sonraki ikinci bölüme geçeceğiz birkaç dakika içerisinde. Burada ilk bölümden şimdi Nemrut Dağı'nın zirvesine kadar çıktık. İkinci bölüm. Önümüzde çünkü bir saat bize verebiliyor. O bir saatten sonra tekrardan başlayacağız. Daha önce gelenler için biliyorlar ama yeni bizi takip edenler için de söyleyelim, değerli izleyiciler için de Instagram'daki yayın hakkımız bu kadar olmuş oluyor. Birkaç dakika sonra dolacak. Sonrasında hemen bir dakika ardından tekrardan yayına başlayacağız ve size bir Nemrut'a gitmişsiniz gibi, yani Antiyokos'un mezarlığının, Nemrut Dağı'nın zirvesine çıkacakmış gibi bir tur yapacağız. Minibüslerimize bineceğiz ve o güzergah içerisinde görülmesi gereken yerleri görerek yukarıya doğru, zirveye doğru çıkacağız. Turu yapacağız. Selda'nın bizlere orada gideceğimiz, göreceğimiz noktaları da anlatacak. Ve keyifli bir şekilde olacak. Herkese selamlar. Tekrardan bu arada arkadaşlar, dostlar, misafirlerimiz, herkese selam.